Zannetmiyorum. Henüz tamamen bütün inisiyatif Rusya'da böyle bir durum yok. Ancak 2 yıl öncesine nazaran gelinen noktada şöyle bir durum var. 2 yıl önce Rusya Suriye'ye askeri müdahalede Eylül sonunda askeri müdahalede bulunmuştu. O zaman Esad yine aynı şekilde Moskova'ya gelmişti ve asıl konu askeri harekatın nasıl yürütüleceğiydi. Ve gelinen noktada bu son geçtiğimiz 2 yıl içerisinde Suriye'de sahada dengeler alt üst oldu ve Rusya ve müttefikleri lehine değişti. Yine Esad lehine değişmiş durumda. Ve dolayısıyla bir askeri sürecin sonuna doğru geldik. Ve bu askeri sürecin sonuna doğru gelince ister istemez siyasi sürecin konuşulması gerekiyordu. Ve Esad'ın da zaten Esad'ın da Rusya ziyaretinin iki boyutu var. Birincisi bu siyasi sürecin konuşulması. İkincisi de sizin sorduğunuz bu soruyla alakalı. Rusya netice itibariyle Suriye'de 2 yıl içerisinde savaşı kazanmış durumda Rusya ve müttefikleri. Ancak barışı henüz kazanmış değiller. Ve barışı da sadece Rusya, Türkiye, İran'ın kazanacağını düşünmek çok doğru değil zannediyorum. Barışı daha büyük, daha geniş bir konsensüsle hem bölgedeki aktörler, yani hem yereldeki aktörler, Esad rejim ve diğer muhalifler, işte bu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne tekabül ediyor. Hem bölgesel düzeyde bir en azından bir konsensüs gerekiyor. İşte sizin bahsettiğiniz Putin'in bu son 2 gündür özellikle yürüttüğü diplomasi trafiği bu anlamda önemli. Bölgedeki hemen hemen Suriye krizinde öyle veya böyle hangi paydaşlar varsa bir şekilde bunlarla temasa geçmiş durumda Rusya tarafı. İşte Suudi Kralı Selman'la görüşüldü. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı gitti, görüştü. Katar'la yine telefon görüşmesi Putin gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Katar'daydı. Rusya'dan sonra oraya bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte Trump'la görüşüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yine Putin'in bir görüşmesi oldu. İşte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir görüşme gerçekleşti. Ruhani ile işte Sayın Erdoğan Soçi'de. Dolayısıyla baktığınızda hali hazırda Rusya siyasi süreç, Suriye'nin geleceğine dair siyasi süreçte inisiyatifi elinden bırakmak istemiyor ve bu inisiyatifi elinde tutmak istiyor. Bu doğru. Ancak netice itibariyle bütün paydaşları da denkleme dahil ederekten ancak bir Suriye'de kalıcı barışın sağlanabileceği kanaatinde olduğu için de zannediyorum bütün inisiyatif veya sorumluluk diye düşünemeyiz.